Doktor Igor mutluydu. Gerçi ekonomik nedenlerden dolayı tıbbın yıllar önce yasakladığı kimi tedavileri, örneğin insülin şoku gibi, kabullenmek zorunda kalıyordu ama aynı ekonomik nedenlerle bilette yeni psikiyatri denemeleri yapabiliyordu. Vitriol çalışmalarına ayıracak vakit ve personele sahip olmanın yanı sıra, kendilerine kardeşlik çemberi adını veren bir grup insanın hastanede kalmaya devam etmeleri konusunda patronlarından izin koparmıştı. Hastaların kes gerekenden bir süre daha fazla yatmaları kurumun hissedarları tarafından hoş görülüyordu. Sözcüğe dikkat, teşvik değil, hoşgörü. Bunun insancıl nedenlerle yapıldığı, iyileşen bir hastanın eski dünyasına dönmeye hazır olup olmadığına kendisinin karar vermeye hakkı olduğu ileri sürülüyordu. Böylece Villette sanki burası seçkin bir otel ya da benzer ilgi alanları, görüşleri olan kişilerin bulunduğu bir kulüpmüş gibi kalan bir grup insan vardı. Doktor Igor delilerle akıllıları aynı mekanda tutmayı başarıyor, böylece ikincilerin birincileri olumlu yönde etkilemelerini düşünüyordu. Durumun yozlaşmasını engellemek, delilerin iyileşenler üzerinde olumsuz etkilerini önlemek içinse, kardeşlik çemberinin her üyesinden günde en az bir kere hastaneden dışarı çıkmasını şart koşmuştu. Hissedarların sağlıklı insanların hastanede kalmalarına izin vermelerinin, sözde insancıl nedenlerle, bir bahane olduğunu Doktor Igor çok iyi biliyordu. Slovenya'nın küçük sevimli başkenti Ljubljana'da bu masraflı modern hastaneyi ayakta tutacak kadar zengin delinin bulunamayacağından korkuyorlardı. Üstelik Sağlık Bakanlığı'nın birkaç tane birinci sınıf akıl hastanesi de vardı ve bu akıl hastalığı piyasasında Villette için kesin bir dezavantaj demekti. Eski kışlayı hastaneye dönüştürdüklerinde hedef aldıkları kitle Yugoslavya ile savaştan etkilenecek kişilerdi. Oysa savaş kısa sürmüştü. Hissedarlar savaşın yeniden başlayacağından emindiler ama bu gerçekleşmemişti. Üstelik yeni yapılan araştırmalar bir başka gerçeği ortaya çıkarmıştı. Savaşların psikolojik kurbanları vardı ama bunların sayısı stres, tek düzelik, doğuştan gelen hastalıklar, yalnızlık, dışlanmak gibi sorunların kurbanlarından çok daha azdı. Bir toplum savaş, hiperenflasyon, salgın hastalık ve benzeri ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığında intihar sayısında hafif bir artış görülse de depresyon, paranoya, psikoz vakalarında belirgin bir düşüş kaydediliyordu. Söz konusu sorun çözümlendiğinde vakalar gene normal düzeye dönüyordu. Doktor Igor'a göre bu şu anlama geliyordu. İnsanlar ancak koşullar buna el verdiğinde delirme lüksüne sahiptiler. Önünde bir başka araştırmanın sonuçları vardı. Bir Amerikan gazetesinin dünyanın en yüksek yaşam standartlarına sahip ülke olarak nitelendirdiği Kanada'da yapılmış olan bir alan çalışmasıydı bu. 15-37 yaş arası kişilerin %40'ı, 35-54 yaş arası kişilerin %33'ü, 55-64 yaş arası kişilerin %20'si şu ya da bu türde bir akıl hastalığı geçirmiştir. Her 5 kişiden birinde halen psikiyatrik bir bozukluk olduğu, her 8 Kanadalıdan birinin hayatta en az bir kez zihinsel bozukluklar yüzünden hastaneye yatırılacağı tahmin edilmektedir. Onların pazarı bizimkinden geniş diye düşündü. Doktor Igor, insanların mutluluk olasılığı ne kadar yükselirse mutsuzlukları da o kadar artıyor demek. Doktor Igor birkaç vakayı daha gözden geçirdi. Hangilerini konseye aktaracağı, hangilerini kendi başına çözümleyeceği konusunda dikkatlice düşündü. Bu işleri bitirdiğinde gün ışımıştı, elektriği söndürdü. İlk randevusunun hemen gönderilmesini emretti. Kendini öldürme girişiminde bulunan hastanın annesi. Ben Veronica'nın annesiyim, kızım nasıl? Doktor Igor ona gerçeği söyleyip söylememe konusunda kararsız kaldı bir an. Kadın ileride kötü sürprizlerle karşılaşmasını önlemek için ne de olsa kendi kızı da aynı adı taşıyordu. En iyisi hiçbir şey açıklamamaya karar verdi. Henüz bilemiyoruz diye yalan söyledi. Bir hafta daha beklemek gerek. Kadın gözyaşlarını tutarak bunu neden yaptığını bir türlü anlamıyorum dedi. Her zaman sevgi ve şefkatle davrandık ona. Onu iyi yetiştirmek için her türlü özveride bulunduk. Kocamla aramızda bazı geçimsizlikler olmuştur ama yuvamızı yıkmadık. Kötü günlerde hep dayanışma içindeydik. Veronica'nın iyi bir işi var, güzel bir kız ama gene de kendini öldürmeye kalktı dedi Doktor Igor. Şaşılacak bir şey yok. Hayat böyle. İnsanlar mutlulukla başa çıkamıyorlar bir türlü. İsterseniz size Kanada istatistiklerini gösterebilirim. Kanada mı? Kadın çok şaşırmıştı. Doktor Igor konuyu değiştirmeyi başarmıştı. Bakın dedi, siz buraya kızınızın nasıl olduğunu öğrenmeye değil, kendini öldürmeye kalkıştığı için özür dilemeye gelmişsiniz. Kaç yaşında? 24. Demek ki olgun, deneyimli bir kadın, ne istediğini biliyor. Kendi kararlarını verecek yaşta. Sizin evliliğinizle ya da eşinizle birlikte yaptığınız özverilerle ne ilgisi var bunun? Kaç yıldır kendi başına yaşıyor? 6 yıldır.
Gördünüz mü? Tamamıyla bağımsız bir kişi. Ama sırf Avusturyalı hekimin biri, Doktor Sigmund Freud'dan söz ediyorum, mutlaka adını işitmişsinizdir. Çocuklarla ana babaları arasında sağlıksız ilişkiler yüzünden bir şeyler yazdı diye günümüzde insanlar her şeyin suçunu kendilerinde arıyorlar. Sizce Hintliler katil olan bir evladın ana baba kurbanı olduğuna inanıyorlar mı? Söyleyin bakalım. En ufak bir fikrim yok dedi kadın. Hekimin davranışlarından dolayı uğradığı şaşkınlığı üstünden atamamıştı. Yoksa adam hastalarına mı benzemeye başlamıştı? O zaman ben söyleyeyim dedi Doktor Igor. Hintliler genellikle katilin suçlu olduğuna inanırlar. Toplumun, ana babanın ya da atalarının değil. Japonlar oğulları kafayı bulup gidip birilerini vurursa intihar ederler mi? Hayır, gene hayır. Oysa hepimiz biliyoruz ki Japonlar incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle kendini öldürmeye meraklıdır. Daha geçen gün gazetede okudum. Bir Japon delikanlı üniversite giriş sınavını kazanamadı diye kendini öldürmüş. Kızımı görebilir miyim acaba diye sordu kadın. Ne Japonlar, ne Hintliler, ne de Kanadalılar umrundaydı. Evet, birazdan dedi Doktor Igor, sözünün kesilmesine sinirlenmişti. Ama önce şunu anlamanızı istiyorum. Çok ciddi bazı patolojik vakalar dışında insanlar yalnızca günlük yaşamın tek düzeliğinden kurtulmak amacıyla delirirler, anlıyor musunuz? Anlıyorum. Ona iyi bakamayacağımdan korkuyorsanız hiç kaygılanmayın. Ben hiçbir zaman yaşamımı değiştirmeye çalışmadım. Doktor Igor'un içi rahatlamış gibiydi. Çok iyi dedi. Düşünün bir kez. Ömrünüzün her günü aynı şeyleri tekrarladığımız bir hayat hayal edebiliyor musunuz? Örneğin tekrarlamadığımız bir hayat hayal edebiliyor musunuz? Örneğin hepimiz yalnızca karnımız acıktığında yemek yemeye karar verseydik, ev kadınları ve lokantaların hali ne olurdu? İnsanın yalnızca acıktığında yemek yemesi daha normal olurdu diye düşündü kadın. Ama doktor Veronica ile görüşmesine izin vermez korkusuyla bir şey demedi hemen. Sonunda korkunç bir karmaşa meydana gelirdi dedi. Ben şahsen bir ev kadınıyım, ne dediğimi biliyorum, inanın. Böylece kahvaltı ediyoruz, öğlen ve akşam yemeği yiyoruz. Her sabah belli bir saatte kalkıyoruz, haftada bir gün dinleniyoruz. Birbirimize armağan alalım diye Noel, göl kıyısında birkaç gün geçirelim diye Paskalya günü var. Peki ya kocanız birden büyük bir tutkuya kapılsa, sizinle oturma odasında sevişmeye kalksa ne yapardınız? Bu adam nelerden söz ediyor? Ben kızımı görmeye geldim dedi kadın içinden. Çok azim bir şey olurdu bu dedi dikkatle, doğru yanıtı verdiğini umarak. Fevkalade diye haykırdı Doktor Igor. Sevişilecek yer yatak odasıdır. Başka herhangi bir yerde sevişmek kötü örnek olur. Anarşinin yayılmasına yol açar. Kızımı görebilir miyim diye sordu kadın. Doktor Igor pes etti. Bir köylünün onun dilinden anlayacağı yoktu. Kızının ciddi bir intihar girişiminde bulunduğunu, komadan yeni çıktığını bildiği halde deliliği felsefi açıdan tartışmak onu ilgilendirmiyordu. Zile bastı, sekreteri kapıda belirdi. Kendini öldürmeye kalkan genç hanımı çağırın dedi. Hani gazetelere mektup yazan, Slovenya haritalarda yer alsın diye intihar ettiğini söyleyen kız. Onunla görüşmek istemiyorum. Dış dünya ile tüm bağlarımı kopardım. Salonda herkesin önünde bu sözleri söylemek kolay olmamıştı. Ama hasta bakıcı gereken inceliği göstermemiş, herkesi ilgilendiren genel bir haber verircesine annesinin kendisini görmek üzere beklediğini yüksek sesle ilan etmişti. Annesini görmek istemiyordu. İkisinin de sinirini bozmaktan başka bir işe yaramazdı bu. Annesinin onu öldü bilmesi en iyisiydi. Veronica vedalardan oldum olası nefret ederdi. Adam geldiği gibi gitti, kız da dağları seyretme işine geri döndü. Bir hafta saklanmış, sonunda görünmüştü güneş. Ama kız bunun olacağını daha dün geceden biliyordu. Çünkü piyano çaldığı sırada ay haberi vermişti. Hayır, delilik bu. Kendimi toparlamalıyım. Gezegenler kimseyle sohbet etmez. Tabii kendilerine astrolog süsü verenler hariç. Ay dün gece biriyle konuştuysa o şizofren çocukla konuşmuştur. Bunu düşündüğü anda göğsüne müthiş bir sancı girdi. Ve kolunun tutulduğunu hissetti. Veronica'nın başı dönüyordu. Bir kalp krizi. Hoş bir uçuş havasına girdi. Sanki ölüm onu ölmek korkusundan kurtarmıştı. Demek her şey bitiyordu. Sancısı hala sürüyordu. Ama sonsuz huzura kavuşmak uğruna birkaç dakikalık acının ne önemi vardı? Gösterdiği tek tepki gözlerini kapatmaktı. Filmlerde en sinir olduğu şey fal taşı gibi açılmış ölü gözlerdi. Oysa kalp krizi tahmin ettiğinden çok farklı bir şeydi. Soluk almakta zorluk çekmeye başladı. Birden dehşetle fark etti ki en büyük korkularından biri gerçekleşmekteydi, boğulmak. Sanki diri diri gömülmüş ya da bir anda denizin en derinliklerine dalmış gibi ölecekti. Sendeledi, düştü, yüzünü sert bir şeye çarptı. Soluk alabilme çabalarını kahramanca sürdürüyordu. Ama hava bir türlü girmiyordu içine. Daha da kötüsü ölüm yetişmiyordu. Çevresinde olup biten her şeyin bilincindeydi.
renkleri biçimleri ayırt ediriyor ama söylenenleri işitmekte zorluk çekiyordu. Sesler, çığlıklar uzaktan sanki başka bir dünyadan geliyordu. Bunun dışında her şey gerçekti. Hava inatla ciğerlerine girmiyor, kaslarının devinimine karşı koyuyor, buna karşın kendini kaybedemiyordu. Birinin onu tutup sırt üstü çevirdiğini hissetti ama artık göz hareketlerini de denetleyemez durumdaydı. Gözleri çılgınca kırpıştırıyor, beynine yüzlerce farklı imge gönderiyordu. Görme duyusu tümüyle alt üst oluyor, soluk alamıyordu. Bir süre sonra imgeler de uzaklaştı ve acısı doruk noktaya ulaştığı anda ciğerleri sonunda havayla doldu. Öyle bir gürültü koptu ki salondaki herkes korkudan taş kesildi. Veronica kusmaya başladı. Ama ne kusmak, çağlayanlar gibi. Trajik an sonuna ulaşmadan geçmişti ya, delilerden bazıları gülmeye koyuldular. Kız kendini aşağılanmış, yitmiş, taş kesmiş hissediyordu. Hasta bakıcının biri koşarak gelip koluna bir şırınga dayadı. Tamam oldu işte, sakin olun, geçti bitti. Ölmedim diye bağırmaya başladı. Yerde sürünerek döşemeye, eşyalara, kusmuğunu bulaştırarak öteki hastalara doğru ilerledi. Hala bu Allah'ın cezası hastanedeyim. Sizin gibilerin arasında yaşamaya mahkumum. Her gün her gece binlerce ölüm yaşıyorum. Birinizin bile şu kadarcık umurunda değilim. Dönüp hasta bakıcıya saldırdı. Adamın elindeki şırıngayı kaptığı gibi bahçeye fırlattı. Sen ne istiyorsun peki? Şu iğneye zehir doldursana, zaten öleceğim. Ne kadar kalpsizsin. Artık kontrolünü iyice kaybetmişti. Yere oturup bağıra çağıra hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu arada kimi hastalar gülüyor, üstünün başının pisliği hakkında yorumlar yapıyorlardı. Acele adımlarla yaklaşan bir doktor, bir yatıştırıcı yapın diye seslendi. Durumu kontrol altına alın. Oysa hasta bakıcı taş kesmişçesine olduğu yerde dikilip duruyordu. Doktor yeniden dışarı çıktı, yanında iki erkek hasta bakıcıyla geri döndü. Elinde de yeni bir şırınga vardı. Odanın ortasında isterik bir halde debelenen kızı sıkıca yakaladılar. Adamlar onu tutmaya uğraşırlarken doktor iğneyi kızın kusmuk bulaşmış koluna dayadı. Doktor Igor'un muayene odasındaydı. Tertemiz çarşaflı pırıl pırıl beyaz bir yatakta yatmaktaydı. Hekim kızın kalbini dinliyordu. Kız hala uyuyormuş numarası yapıyordu ama içinde bir yerde bir şeyler değişmiş olmalı ki adam mırıldandı. Hiç tasalanma, bu sağlık durumuyla 100 yaşına kadar yaşarsın. Veronica gözlerini açtı. Birileri onu soymuştu. Kim? Doktor Igor mu? Onu çırılçıplak mı görmüştü yani? Kafası doğru dürüst çalışmıyordu. Ne dediniz? Tasalanmaya gerek yok dedim. Hayır, 100 yaşına kadar yaşayacağımı söylediniz. Doktor masasının başına geçti. Veronica yineledi. 100 yaşıma kadar yaşayacağımı söylediniz. Tıpta hiçbir şey kesin değildir dedi Doktor Igor gardını alarak. Her şey mümkündür. Kalbim nasıl? Eskisi gibi. Başka bir şey duymasına gerek yoktu. Ciddi bir vakayla karşı karşıya olduklarında hekimler aynı şeyleri söylerdi. 100 yaşına kadar yaşarsın ya da hiçbir ciddi sorununuz yok. Ya da tansiyonunuz, kalbiniz bir genç kızınkinden farksız. Ya da bazı testleri tekrarlamamız gerekiyor. Hastanın muayenehanede delireceğinden korkuyorlardır Allah bilir. Kız doğrulmaya çalıştı ama başaramadı. O da çevresinde dönüyordu. Biraz daha uzan, kendini toparlayana dek. Beni rahatsız ediyor değilsin. Ya öyle mi, ne iyi düşündü Veronica. Peki ya rahatsız etseydim? Deneyimli bir hekim olan Doktor Igor bir süre hiç sesini çıkarmadı. Masasındaki dosyaları okuyormuş gibi yaptı. Bir insanla aynı odadayken o insan hiçbir şey söylemezse sinir bozucu, gergin, dayanılmaz bir durum doğar. Doktor Igor kızın birazdan konuşmaya başlayacağını umuyordu. Böylece delilik konusundaki tezi geliştirmekte olduğu tedavi üzerine yeni veriler toplayacaktı. Ama Veronica tek sözcük bile söylemedi. Hala yüksek vitriol zehirlenmesinin etkisinde olabilir diye düşündü Doktor Igor ve sessizliği bozmaya karar verdi. Çünkü sinir bozucu, gergin ve dayanılmaz bir durum oluşmaya başlamıştı. Demek piyano çalmayı seviyorsunuz dedi havadan sudan konuşuyormuşçasına. Delilerin de hoşuna gidiyor. Dün dinleyen bir delikanlı vardı, gözlerini benden ayırmadı. Evet Edward, çalışınızı ne kadar sevdiğini birilerine söylemiş. Kim bilir artık yemek yemeye bile başlayabilir. Şizofrenler de mi müzik severmiş? Hem de birilerine bundan söz etmiş ha. Evet, konuşuyorsun ama konu hakkında hiçbir bilgin olmadığını sanıyorum. Bu hekim, gerçi boyalı saçlarıyla daha çok hastayı andırıyordu, haklıydı. Veronica şizofren sözcüğünü çok duymuştu ama ne anlama geldiği hakkında en ufak bir fikri yoktu. Şizofreni konusunda bir şeyler öğrenme umuduyla şifası var mı yani diye sordu. Denetim altına alınabilir. Delilerin dünyasında neler olup bittiği hani hala bilmiyoruz. Her şey çok yeni. Tedaviler her 10 yılda bir değişiyor. Şizofren dediğimiz kişiler zaten doğuştan dünya ile ilişkilerini kesme eğiliminde oluyorlar. Derken bir etken,
ki kimi zaman ciddi, kimi zaman önemsiz bir olay olabilir. Bireysel koşullara göre değişir. O kişiyi kendi gerçekliğini yaratmaya zorluyor. Bu tam bir yabancılaşma durumu olabilir ki adına katatonik deriz. Ama arada iyileşenler de oluyor. En azından hastanın çalışmasına, az çok normal yaşam sürdürmesine izin verecek kadar. Hepsi tek şeye, çevreye bağlı. Kişi yani kendi gerçekliğini yaratır diyorsunuz, dedi Veronica. Peki gerçeklik nedir? Çoğunluk ne diyorsa odur. İlle de en iyisidir ya da en mantıklısıdır anlamına gelmez bu. Toplumun bir bütün olarak isteklerini en yakından karşılayandır. Boynumdaki şu şeyi görüyor musunuz? Kravatınızı mı yani? Tas tamam. Yanıtın tamamıyla normal bir insanın vereceği mantıklı, uyumlu bir yanıt, kravat. Oysa deli olan biri boynumdaki bu şeyin saçma sapan, yararsız, renkli bir bez parçası olup çok karmaşık bir biçimde bağlandığını, ciğerlerime hava gitmesini ve kafamı çevirmemi zorlaştırdığını söyleyecektir. Yalan da değil. Bir vantilatöre falan yaklaştığımda çok dikkatli davranıyorum. Bir kaptırdım mı bu bez parçası yüzünden boğulabilirim. Bir deli bana bu kravatın ne işe yaradığını soracak olsa, ister istemez hiçbir şey demek zorundayım. Yalnızca süs olarak kullanıldığını bile söylenemez. Çünkü günümüzde cesaretin, gücün, üstünlüğün simgesi haline geldi. Tek yararlı işlevi eve gidip çıkardığınızda duyduğunuz rahatlama. İnsan sanki bir şeyden kurtulmuş gibi oluyor. Neden kurtulduğunu bilemiyor, o başka. Peki o rahatlama duygusu bu mereti takmamamız için geçerli bir neden mi, takmamız için? Hayır. Yine de bir deliye ve bir normal insana bunun ne olduğunu sorsam, aklı başında olan kravat yanıtını verecektir. Kimin doğruyu söylediği değil, kimin doğru yanıtı verdiği önemli. Demek renkli bir bez parçasının doğru adını söylediğim için benim deli olmadığım sonucuna varıyorsunuz. Hayır, deli değilsin, dedi Doktor Igor kendi kendine. Ne de olsa bu konuda yetki sahibiydi. Odasının duvarları çeşitli diplomalarla doluydu. Yaşamına son verme girişimi insana özgü bir şeydi. Aynı şeyi yapan ama hastane duvarlarının dışında yaşayan pek çok kişi tanıyordu. Onlar masumiyet ve normallik taslıyorlardı. Çünkü intihar gibi skandal sayılan bir yolu seçmemişlerdi. Yavaş yavaş öldürüyorlardı kendilerini. Doktor Igor'un adını vitriol koyduğu zehire emerek. Vitriol toksik bir maddeydi. Tanıştığı kadın ve erkeklerde belirtilerini açıkça görmüştü. Şimdi bu konuda bir tez yazıyordu. Tezini Slovenya Bilim Akademisi'ne sunacaktı. Doktor Pinel hastaların zincirlerinin çıkarılmasını emrettiği, dolayısıyla bazılarının iyileşme umudu olduğu fikriyle tıp dünyasını şaşkınlığa uğrattığı günden bu yana akıl hastalığı alanında atılan en önemli adım olacaktı bu. Aynı libido, Doktor Freud'un belirttiği ama hiçbir laboratuvarın izole edemediği cinsel isteği gerçekleştiren kimyasal tepkime gibi, vitriol de kişilerin kendisini korkutucu bir durumla karşı karşıya bulunduğunda organizma tarafından salgılanıyordu. Ama bugüne dek hiçbir teste görülememişti. Ancak tanınması çok kolaydı, tadından dolayı. Şekerli ya da ağız sulandırıcı bir tat değildi bu, acıydı. Bu ölümcül maddenin henüz tanınmayan kaşifi Doktor Igor, geçmişte imparatorların, kralların, aşıkların şu ya da bu şekilde kurtulmak istedikleri biri olduğunda pek rağbet ettikleri bir zehrin adını vermişti bu maddeye. Kralların, imparatorların hüküm sürdüğü o altın çağda insanlar romantik bir yaşam sürüyor, romantik biçimde ölüyorlardı. Katil kurbanını muhteşem bir yemeğe davet eder, hizmetkar iki şahane kadehte içkilerini sunardı, kadehlerden birinin de içkiye karıştırmış olarak vitriol bulunurdu. Kurbanın her hareketini uyandıracağı heyecanı düşünün bir. Kadehi eline alıyor, birkaç tatlı ya da saldırgan söz söylüyor, sanki içinde nefis bir içki varmış gibi kadehi başına dikiyor ve ev sahibine şaşkın şaşkın bakıyor bir an ve yere yuvarlanıyor. Çok pahalı ve zor bulunan bir zehir. Zamanla yerini daha emin öldürme yöntemlerine bırakmıştı. Tabanca bakteri gibi. Doğuştan romantik biri olan Doktor Igor, zehrin adını unutulmaktan kurtararak teşhis etmeyi başardığı ruh hastalığına vermişti. Ve yakında bu keşfiyle dünyayı ayağa kaldıracaktı. Vitriolün ölümcül bir zehir olduğunu nedense hiç kimse fark etmemişti. Oysa etkisi altında olanların çoğu tadını çok iyi biliyorlardı. Zehirlenme sürecini acılaşmak olarak adlandırıyorlardı. Herkesin bünyesinde az ya da çok oranda acılaşmışlık vardı aslında. Nasıl hepimiz tüberküloz virüsü taşıyorsak. Ama her iki hastalık da yalnızca kişinin bünyesi zayıfladığında saldırıya geçer. Acılaşma söz konusu olduğunda kişi sözde gerçeklikten korkmaya başladığında hastalık için gerekli koşullar hazır demektir. Dış tehditlerden korunaklı dünyalar yaratmak isteyen kimi kişiler fazla ileriye gidip dış dünyaya karşı abartılı yüksek duvarlar örerler.
Yeni insanlara, yeni yerlere, farklı yaşantılara karşı yükselen bu duvarlar onların iç dünyasını da yoksullaştırır. İşte acılaşmak burada devreye girer. Acılaşmanın ya da Doktor Igor'un tercih ettiği adıyla vitriolün ana hedefi iradedir. Bu hastalığa tutulanlar her türlü isteği yitirmeye başlarlar. Birkaç yıl içinde kendi dünyalarının dışına çıkamaz olurlar. Çünkü tüm enerjilerini çevrelerine duvar örmeye harcamışlardır. Dış saldırılardan kaçınmak amacıyla kendi içsel gelişmelerini de sınırlandırmışlardır. İşe gitmeyi, televizyon seyretmeyi, çocuk yapmayı, trafikten şikayet etmeyi sürdürürler. Ama bunlar hep otomatiğe bağlanmıştır ve herhangi bir duyguyla ilişkileri yoktur. Her şey kontrol altında olduğu sürece. Zehrin bünyeye yayılmasının yarattığı en büyük sorun tutkuların, nefret, aşk, umutsuzluk, merak gibi su yüzüne çıkmasını önlemesidir. Acılaşan insan zamanla hiçbir istek duymaz. Ne yaşayacak ne de ölecek iradeye sahiptir artık. Sorunun özü budur. İşte bu nedenle acılaşan insanlar için ünlü kahramanlar da deliler de bitmez tükenmez bir merak kaynağıdır. Çünkü onlarda yaşam korkusu da yoktur, ölüm korkusu da. Kahramanlar olsun, deliler olsun tehlikelere aldırmaz. Kim ne derse desin bildiklerini okurlar. Deli intiharı seçer, kahraman bir dava uğruna kendini feda etmeyi. Ama ikisi de ölür. Bu arada acılaşmış kişiler her ikisinin de saçmalığını ve görkemini yorumlamaya çalışmakla geçirirler gecelerini, gündüzünü. Acılaşmış kişinin öz savunması için yükselttiği duvara tırmanıp da dış dünyaya bir göz attığı anlarda olur bu. Derken elleri ayakları yorulur, yeniden geriye günlük yaşamına dönerler. Kronik acılaşma vakalarında söz konusu kişi hastalığını haftada yalnızca bir kez hisseder. Pazar günleri öğleden sonraları. O durumda tek düze bir işle oyalanmadığından belirtiler ortaya çıkar. Bir türlü geçmek bilmeyen o sakin öğle sonraları cehennemden farksızdır. Kişi huzur yerine derin ve kesintisiz bir sinirlilik içinde olduğundan hayatında bazı şeylerin hiç de doğru düzgün gitmediğini fark eder. Derken pazartesi günü gelir ve acılaşmış kişi bir gün önceki sıkıntısını unutur ama hiçbir zaman doğru dürüst dinlenecek vakti olmadığından, hafta sonlarının çok çabuk geçtiğinden şikayet etmekten geri durmaz. Toplumsal açıdan hastalığın tek avantajı artık norm haline gelmiş olmasıdır. Dolayısıyla hastanın kapatılmasına gerek kalmamıştır artık. Zehirlenmenin çok ileri derecede olduğu, hastanın davranışlarının başkasını etkilemeye başladığı durumlar hariç. Çoğu acılaşmış insanlar toplum için herhangi bir tehdit oluşturmaksızın dışarıda yaşamayı sürdürebilirler. Çünkü çevrelerini ördükleri duvarlar öylesine yüksektir ki toplum yaşamına katılır gibi görünseler bile dünyadan tümüyle yalıtılmış durumdadırlar. Doktor Sigmund Freud libidoyu keşfetmiş ve yarattığı sorunların tedavisi olarak psikanalizi ortaya çıkarmıştı. Doktor Igor ise vitriolün varlığını keşfetmenin yanı sıra bunun tedavisinin de mümkün olabileceğini kanıtlamak zorundaydı. Tıp tarihinde iz bırakmak istiyordu. Ama fikirlerini yayınladığında büyük zorluklarla karşılaşacağını da bilmez değildi. Çünkü normal insanların hayatlarında hoşnut olduklarından, normal insanlar hayatlarından hoşnut olduklarından, böyle bir hastalığın pençesinde olduklarını kabul etmeye yanaşmayacaklardı. Öte yandan hastalar, akıl hastaneleri, laboratuvarlar, kongreler ve bunun gibiden oluşan dev bir endüstriyi ayakta tutmaktaydılar. Dünya çabalarımın değerini bilmeyecektir dedi kendi kendine. Anlaşılmamaktan gurur duyuyordu çünkü tüm dahiler bu bedeli ödemişlerdi. Bir şey mi oldu doktor bey diye sordu kız. Hastalarınızın dünyasına dalmış gibisiniz. Doktor Igor bu saygısızca sözü dikkate almamaya karar verdi. Artık gidebilirsiniz dedi.